Buyurun hocam. Hem de görsellerimiz de var. Koronavirüs virüs ciğerleri nasıl tahrip ediyor? Koronavirüs nerede reseptör varsa oraya yapışıyor. Tutunuyor. Beyinde var, beyine yapışıyor. En çok nerede var? Burnumuzun içerisinde var, buraya yapışıyor. Ağzımızda var, buraya yapışıyor. Ama virüsün özelliği şudur. Ağza ve burunda kalmaz bu virüs. Yani o yüzden de... Orada kalmıyor. Mutlaka bir yerlere yayılıyor. Aynen aşağı iniyor. O yüzden de hani PCR testi yaptırdım diyor ya. Mesela PCR testi yaptırdım. O çok temizim. Bakın PCR testi, siz virüs aldığınız ilk haftadaki pozitiflik oranı %67. Yani 100 kişide varsa 67 tanesine gösteriyor. Şimdi birinci hafta. Hemen şöyle bir şey aklıma geldi. PCR testinde eğer virüs ciğerlere indiyse burundan alınan sürüntüde pozitif çıkmama ihtimali mi tabii var? Tabii ki. %67 pozitif olma ihtimali. Yani 100 kişi mikrobu kapmış, geldiler şuraya. Sen PCR yapıyorsun 100 kişiye. 33 tanesini atlıyorsun. 33'ünde yok diyorsun ama hastalık var. Aynen. Bu ilk hafta. Evet. En yüksek olduğu hafta. İkinci haftaya geçtiğimiz zaman 55 tanesini gösteriyor. 55, yani bunların hepsi hasta. 55'ini gösteriyor. 45'ine hayır sen hasta değilsin diyor. Üçüncü haftaya geldiğimiz zaman da %48'e düşüyor. Diyor ki 52 tanesine sen sağlamsın. Adam hasta. Yani en bariz kendimde oldu. Evet. Benim PCR'ım negatif çıktı. Negatif çıktı. Evet ve benim akciğerleri bir çektik şu. Bu şu benim mu? Akciğer. Evet. Koronavirüsün tahribat yarattığı aynen, bir ciğer. Aynen bu akciğer benim. Ama evet. PCR'ım negatif. Hatta... Bu arada ben küçük Çağla'yı da çağırabilir miyim? O da gelsin. Az sonra çünkü gel tatlım böyle ona da testler yapacağız. Nasıl bir tedavi uygulanacak az sonra göreceğiz. Sen yatabilirsin Sediye. Dinlenebilirsin. Biz hocamla devam edelim. Çağla'cığım evet. Az sonra sana geleceğiz. Buyurun hocam. Dolayısıyla ne yapıyor? Buralardan aşağı iniyor. Yani virüs demek ki burada kalan bir virüs değilmiş. Değil. Aşağıda kalıyor. En çok bulaştırıcı olduğumuz yerde burası. Bu virüsün özelliği bu. Ya çok geliyor. Özür diliyorum. Aklıma hemen şu geliyor. Sevgili Gülben Ergen'i hatırlayacaksınız. Öncesinde tomografi yaptırıyor. Akciğerleri tertemiz çıkıyor. Sonrasında bir derin oh çektikten sonra PCR testi pozitif çıkıyor. Demek ki oha hala hazırda orada ve vücuda yayılmamış demek evet. Oluyor. Peki sonra akciğeri inmiş mi? Ben haberini İnmedi. Kaçırdım. Sonra iyileşti. Ha, iyi. Evet. Ne güzel şanslı. Evet. İşte bayan olmaz. Bayan avantaj olmak büyük diyorsunuz. Bir avantaj evet. Tabii kesinlikle. Daha sonra akciğere geliyor. Akciğerin içerisinde... Ne yapıyor hocam akciğeri? En önemli şey şu. İki tane hasar meydana getiriyor. Ne bir oluyor? Tanesi oradaki nefes borusunu tahrip ediyor. Tahrip ediyor. Nefes borusunu tahrip etmekle beraber nefes borusunun altındaki damarın duvarını tahrip ediyor. Hı hı. Ve damarın duvarıyla beraber bu damarın içerisindeki akan kanı pıhtılaştırıyor. Koyulaştırıyor. Dolayısıyla koyulaştığı zaman da ne yapıyor? Beyine giden akan kanda bozukluklar meydana geldiği için beyinle ilgili sıkıntılar. Böbreğe giden damarı bozduğu için böbrekte meydana geliyor. Evet. Yani çeşitli yerde yapıyor. Akciğerde. Şu, az önce dediniz ya bu işte benim ciğerim de bana aynen. Da böyle oldu diye. Aynen. İşte bu niye noktada nefes görüldüğü zaman nefes darlığı olmuş muydu? Mesela siz neler yaşamıştınız? İşte çok güzel bir yere geldik. Şimdi bu eğer siyahsa. Siyahsa. Hava içeriye giriyor demektir. Havanın girdiği yer filmde siyah. Suyun girdiği yer beyaz. Burası kalp, içinde kan var, beyaz. Tamam. Burası da kemik. Bu akciğer siyah. Siyah, hava giriyor şuna demek. Şuna göstereyim. Şimdi hava giriyor, siyah. Hava giremiyor, bakın su gibi olmuş, kalbin şey olmuş. Burada ne olmuş? İşte bu damarlar parçalandı ya. Bronşun altındaki damarlar. Onun içindeki kan kalkıyor, senin nefes borusunun içerisine alveol dediğimiz nefes borusunun en uçlarına doluyor. Kişi bu sefer nefes alamıyor, boğuluyorsun. Çünkü su var orada. O yüzden hastaları sırt üstü, yüz üstü yatırıyorlar hocam. Çok güzel. İyi bir soru. Niye iyi bir soru? Bakın. Şuradan bu kadar gelebilirim herhalde. Çağla şuradan istersen göstereyim. Sen de yüz üstü o pozisyonda dön. Hastaların bu durumda nasıl yatırıldığıyla ilgili. Bak görüyorsun hastanın ön tarafı burası. Burası ön, öyle diyeyim. Burası da arkası. Arkası. Ön tarafı daha temiz görüyor musun? Daha korunaklı. Doğru. Ama arka taraf bozuk. Eğer biz bu kişiyi yüzüstü yatıracak olursak kanı bu taraflara değil kanı buraya yani oksijenlenen tarafa veririz. Evet, burası Çağla yatırdığınız gibi yatırıyorsunuz hocam. Aynen. Onun üzerine de gösterebiliriz. Aynen böyle yatırıyor. Şimdi, nasıl onu rahatlatıyor? Şimdi şöyle anlatayım. Hocam şu beyaz gözüken şu tarafa doğru gelebilirsiniz. Olur tabii ki. İzleyici açısından da daha iyi olur. Teşekkürler. Buyurun. Şimdi burası hastanın şurası. Sırtı şu sırtı. Kısmı. Çağla'nın şu kısmı. Normalde sırt üstü yatmış olsaydı kan da buradaydı.
Sıvı da buradaydı. Dolayısıyla hem kan akım buraya geliyor, hem sıvı burada olduğu için nefes alamıyorduk. Bir de baskı oluyor sırt üstü yattığı için de. Aynen. Ama yüzüstü yattığı zaman ne oldu? Vücudumuza gelen kan aşağı doğru indi. Orası da havalanıyor, akciğer burası bozulmamış. Dolayısıyla buradaki oksijeni damara geçirebiliyor. Birazcık daha rahat nefes alabiliyor. Biraz tabii, hastalığını düzeltmiyoruz. Ama şu var kesin olarak da en azından hastalığı iyileştirmesek bile nefes almasını değiştiriyoruz. Nasıl değişiyor? Mesela normalde şu şekildeyken nasıl nefes alıyordu sırt üstü yatarken? Yüzü koyun yattığı zaman nefesi gerçekten hepimizin aldığı gibi alıyor mu, yoksa bir parça yine katkısı oluyor mu nefes almasına? Çok katkısı oluyor. Çok oksijen. Yani ben hatta şöyle anlatayım. Bizim bir tane cihazımız var. Onda da gösterebiliriz. Şimdi bu cihaz, buna pulse oksimetre diyoruz. Pulse oksimetre içerisinde oksijeni ve basıncı ölçüyor. Bir sırt üstü yatar mısın? Tamam. Şimdi mesela şöyle yapabiliriz. Benimkinde çok bariz çıkıyordu. Hastalığı olmadığı için olmayacak. Mesela ben sırt üstü yatarken şunu parmağıma taktığım zaman bir takalım. Mesela kaç çıkıyordu hocam? Yüz üstü yatırıldığında kaç çıkıyordu? Benimki 80 çıkıyordu. Evet. Şimdi Çağla'nınkine bakacağız. Birazcık Çağla elini de kaldırabilirsen sonrasında hocam, görünsün. İzleyicilerimiz tarafından da. Ne olmayabilir? Ojeden okumayabilir. Ojeden mi? Ha. Yok ya, oluyor. Evet. Hocam takabildiniz mi? Evet, takamadım. Tamam, takamadıysan sorun değil. Sonuçta şunu söyleyebiliriz. Oran ne kadar değişiyor? Ondan bahsedelim. Oran çok ciddi değişiyor. Yani bunu taktığım zamanlarda 80'lerdeydi yüzüstü yatarken. Evet. Sırt üstü yattığım zaman 92'lere çıktı. Normalde kaç olması gerekiyor? 98-99 olması gerekiyor. Ama bu rakam çok ciddi de düzeyde düşüyordu. Düşüyordu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.